Bak her dinozorun bu T-Rex abi. Şuna bak nasıl korkuttu herkesi. Salaga şu dinozor da sal. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyun olan Jurassic World Primal Ops oynayacağız. Oyunumuz henüz erken erişim aşamasında. Google Play Store'da da Apple App Store'da da maalesef yok. Tabii ki yakın zamanda beta süreçleri başarılı olduğu takdirde gelecek. Siz heyecanlanmayın. Bu betaya katılmak istiyorsanız TapTap üzerinden Android kullanıcıları oyunu indirip test edebilirler dostlar. Tabii ki bazı sorunlar var. Bu sorunları da oyun oynarken konuşacağız. Yani ne bileyim dinozorlu bir oyun arıyorsanız bence bir deneyin çünkü ben oyunun bazı yönlerini gerçekten çok sevdim. Videonun sonunda oyun hakkındaki görüşlerimi size aktaracağım dostlar ve en sonunda da 10 üzerinden bir puan vereceğiz. Lütfen sonuna kadar sarmadan izlemeyi unutmayın. Gelin oyuna bir göz atalım. Oyunun ana ekranı değişik bir ekran dostlar. Burada gördüğünüz gibi bir harita var. Şöyle baktığınız zaman muazzam bir açık dünya oyunu oynayacakmışsınız gibi hissediyorsunuz ama ben henüz açık dünya keşfetmedim. İlk olarak dinozorları incelemek istiyorum çünkü benim kilitlendiğim noktalardan biri dinozorlar. Aşırı iyi dinozorlar var ve bu dinozorların hepsini yetenek olarak kullanabiliyoruz. Bu bence mükemmel bir şey. Burada ben dinozorlarla aram çok iyi değil. İsimlerini yanlış telaffuz edebilirim. Hatta hiç telaffuz etmeye bile düşünmüyorum. Siz artık bakarsınız kıyıdan köşeden. Mesela şu dinozorun ben yetenek olarak kullanımını çok seviyorum. Bu arada gördüğünüz gibi bu dinozorların rankını da level'ını da arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle burada blue var ama T-Rex var mı? Ben T-Rex'i görmek istiyorum. Bende olmayan dinozorları bu şekilde mavi şeffaf gösteriyor. Keşke tamamıyla gösterse daha iyi olacak. T-Rex Tyrannosaurus diye mi geçiyordu? Uzun yazılışı nasıldı? Mesela hatalardan biri dostlar. Şu an dinozor seçim kısmı görünmüyor. Oyun beta'da olduğu için bu tarz şeyler olabilir. Geriye basmama rağmen görünmüyor. Dinozorlar var. Az çok onu anladık. Şimdi asıl konu burada bizim kullandığımız, ateş ettiğimiz yakıncı veya uzakçı olan bazı kahramanlar var. Bende şu an Mike Riley var dostlar. Bu sniper gibi bir tüfekle ateş ediyor. Aynen. Control Rifle'mış ismi de. Hatta bu silahı da upgrade edebiliyoruz ve upgrade ettikçe kahramanımız daha da güçleniyor. Adriana Santos diye var. Elinde galiba otomatik bir silah var. Eko teknisyenmiş. Değişik bir şey. Üçüncü karakterimiz de Brody the Broker. Booker. Artık nasıl telaffuz ediliyorsa kusura bakmayın. Neyse biz oyunu yavaştan bir oynamaya geçelim. Şuradaki görevde kalmışım. Yüksek ihtimal oyunun PvE'de PvP özellikleri de olacaktır. Yani başkalarıyla mücadele de edebileceğiz. Üçüncü bir dinozorum var mıydı benim? Evet yeni bir tane dinozorum vardı. Bakın 3 dinozor alabiliyorum yanıma. Bu 3 dinozoru da yetenek olarak kullanabileceğim dostlar. En ilginç taraflarından biri de burası. Siz de çok şaşıracaksınız. Zaten başka şu an için kahramanım yok. Göreve başlayalım. Bu arada bu oyunda biz dinozor dostuyuz dostlar. Yani dinozorları avlamaya çalışmıyoruz. Tabii ki oyun İngilizce olduğu için buraları atlıyoruz. Ne ben çok İngilizce biliyorum ne de siz onları çok hızlı bir şekilde çevirebilirsiniz. Oyunun atmosferi çok güzel şu an. Gerçekten. Ama beta'da olduğu için ufak tefek FPS droplar yaşanabiliyor. Hikayesinin olduğunu ben en başından itibaren gördüm. Belli başlı bir hikayesi var. Dinozorları avlamaya çalışan bir örgüte karşı mücadele ediyoruz yüksek ihtimal ama ayrıntısını bilmiyorum. Bakın dinozorları gördünüz mü? Aynı bir MMORPG'deki yetenekler gibi dizelenmişler. Buna basıyorum mesela o dinozor bir anda doğuyor ve onlara saldırıyor. Bakın bu dinozora basıyorum. O dinozor geliyor ortalığı yıkıyor. Mükemmel bir şey. Onların öldüremediğini ben öldürüyorum. Belli bir cooldown, belli bir bekleme süresinden sonra tekrardan doluyorlar. Dedim ya bu dinozor her şeyi parçalıyor böyle mükemmel bir şey. Bakın şöyle ağaçlar olduğu zaman vuramıyorsunuz. Oyunun bu yönden hissiyatı bence çok güzel. Bakın şu an savunuyor. O yüzden ben şöyle dinozoru bir salayım şuraya. Üzerime saldırıyor ama dinozorum yetiyor ona. Mükemmel değil mi? Gerçekten benim aşırı hoşuma gitti ya. Daha önce böyle bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum. Siz de fark ediyorsunuzdur. Ufak ufak FPS droplar yaşanıyor. Şu dinozoru da salıyorum buraya. O dinozoru şu dinozoru da sal abi. Bak şu üzerime geliyor. O yüzden bir yandan onu da ben öldürüyorum. Şuradan bir tane sandık bulduk. Şu dinozoru da kullanabiliyorum. Onu da salalım hemen. Vuruş hissiyatı benim çok hoşuma gitti. Yeni bir şeyler buldu. Güzel. Buralardan yeni silahlar ve cephaneler de çıkartabiliyoruz galiba. Mesela şöyle bastığım zaman hızlı hızlı da koşabiliyor. Koşabiliyor yani. Uşaklı yönümü konuşturdum. Çok konuştuğumun farkına vardım anlık olarak. Bu arada daha fazla gameplay videosunun gelmesini istiyorsanız dostlar lütfen bu videoyu bol bol beğenin. Bol bol yorum atın. Ben de sizler için liste videolarının yanında daha fazla gameplay videosu atayım.
Benim beğenin dediğimi duymayacaksınız. Hemen dinozorlarımı salacağım. Ama ne oldu? Çok yaklaştılar. Şu dinozoru da salayım. İki dinozor birden savaşıyor orada. Mükemmel. Nereye gideceğimi zaten ok işaretiyle gösteriyor. Sal abi dinozoru. Ben de şöyle arkadan gireyim. Silahımı geliştirmem lazım galiba. Gerçekten silahımın hasarı yetersiz gibi geliyor. Öyle dinozorlar da hemen teklemiyor dostlar. Bazı düşmanlarımızın dinozorlara karşı artık savunması mı var bilmiyorum ama baya zorluyorlar. Yağmur atmosferi çok güzel ama yağmur çok paralel yağıyor gibi şu an yani. Şu, hemen şu dev dinozoru yollayayım. Kanka saldırsana ama bana geliyor. Şuna vur. Bir yandan da şuna vuruyorum. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ben sevdim abi. Sevmeyebilirim. Belli olmaz. Siz yine de videonun sonuna kadar izleyin. Görüşlerimizi değerlendiririz. Doğruyu söylemek gerekirse oyun şu anda beta'da olduğu için hani ne desek havada kalacak. Tam sürüm olarak oynamadan en doğru görüşlerimizi aktaramayabiliriz. Şurada boss gibi bir şey var galiba. Sal abi. Bu dinozoru da sal. Uzaktan uzaktan gidelim çünkü bunlar güçlü gibi duruyor. Arkadan bir tane daha dinozor saldım. Her dinozorun kendine has bir yeteneği var. Güzel, yeni bir bölgeyi daha keşfettik. Hikayesini çok merak ediyorum ama dediğim gibi şu an videoda hızlı çeviremeyeceğim için çok da okumaya yeltenmiyorum. Ama tek başıma oynasam çevire çevire bir şekilde ben onu çok iyi bir şekilde anlarım dostlar. Sizce nasıl oyun? Yani buraya kadar izlediğiniz kısımdan görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Benim görüşlerimi zaten dinliyorsunuz. Beraber tartışalım. Tam sürümde tutar mı tutmaz mı? Oo, yeni bir dinozor açıldı. Yeni bölümler açıldı. Yeni bir organizasyon falan açıldı abi. Oynadıkça gerçekten baya bir şey açılıyor. Şu yeni dinozorumuza bir bakalım mı? Bu T-Rex değil mi lan? Acro Kentair Zororor. Konuşamıyorum. Abi nasıl telaffuz ediliyor? Dinozorların isimleri Latince olarak yapılıyor galiba. Ondan çok zorlayıcı geliyor. 248 gücü varmış. Bunu level atlatabiliyor muyum? Hayır. Galiba atlatabiliyor muyum lan? Kanka sana level atlatabiliyormuşum. Oğlum ben dinozorlarıma level atlatsam ya o zaman. Şuna mesela biraz daha level atlatayım. Galiba tüm paramı bu dinozorda harcadım. Karakterimin silahını geliştirmem gerekiyor. Aa, parçam yok yeterli. Oyunun online bir yönü olduğu için pay to win olma ihtimal de var dostlar ama inanın umurumda değil ya. Boş verin abi, pay to win durumlar sizi ilgilendirmez. Bakın şurada VIP kart bile varmış. VIP kart sistemi varsa anlaşılan belli başlı nakit yatıran, para yatıran kişiler daha hızlı gelişecek gibi duruyor. Genelde bu tarz online oyunlarda artık bunu görmeye çok alıştık. Başka da öyle size göstermem gereken yok abi. Reklam izleyerek bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Siz oyuna odaklanın. Eğer klan sistemi varsa vardır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlarınızla oynamaya çalışın. Bir yandan da şunları topluyorum. Şu yeni dinozoru denemek istediğim için hemen yeni bir göreve girelim. Aynen şu yeni dinozorumuzu seçelim. Diğer dinozor öldü mü yoruldu mu anlayamadım ki. Bunun yerine hangisini koyabilirim? Şunu koyayım. Aynen. Bu diğer dinozor benim biraz güçsüz galiba ya. Onun gücünü çok düşük gösteriyor. Evet, yeni bir bölgedeyiz. Ormanlık bir alandayız. Ormanlık bir alandan... Oo, gördüm onları. Uyuşturma silahı var bende. Anlamadım. Dinozorları göstermiyor bu sefer. Buralara atlayamıyoruz dostlar. Hep beraber izleyeceğiz artık. Ya da ben sizin için buraları kesmiş olacağım. Belki şu dediğimi duymamış bile olabilirsiniz. Geldi. Yeni dinozoru kullan diyor. Bak her dinozorun bu T-Rex abi. Şuna bak nasıl korkuttu herkesi. Sal aga, şu dinozoru da sal. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Tüm dinozorları salıyorum. Şu an sadece dinozorlarım yetiyor onları yenmeye. Tabii kaçanları da ben vurmaya çalışıyorum. Bildiğin sağır etti T-Rex hepsini. T-Rex gerçekten güçlü. Mükemmel. Hepsini avladık. T-Rex'i tekrardan kullanmak için sabırsızlanıyorum. Mükemmel. Çok fazla mükemmel dedim. Ama ne yapayım, heyecanlanıyorum. Bunları açalım abi. Bunlar işimize yarar. Orada da bir sandık varmış da şimdi oraya kadar gitmeyeceğim. Görevimizi tamamlamaya odaklanacağım. Bak bak, T-Rex'i nasıl salıyorum şimdi. Şunu da sal. T-Rex kardeş, onları bu tarafa yollama. Korkudan mı kaçırıyor, kulakları mı sağır ediyor anlamış değilim. Şunu açayım ben yine sandığı. Sen de git dostum. Orada adam kalmasın. Oo, burada bayağı güçlüler de var bak yine. Ya T-Rex abi çok bağırıyor gidiyor yalnız. Güzel vuruyor da. Benim bu silahım uyuşturucu silah lan. Gerçekten uyuşturucu silah. Sesini şu an fark ettim. Kolay kolay ölmüyor. Yemin ediyorum düşmanlar kolay kolay ölmüyor. Kankam bir gözünü seveyim. Ta nereden geliyorsun ya? Ben onu uyuşturmaya çalışıyorum. Neyse şu sandığımızı falan toplayalım. Çünkü silah geliştirme parçaları çıkıyor. Çok önemli. Silahım çok kötü. Çok az vuruyor. T-Rex'i kullanmak için sabırsızlanıyorum tekrardan. Müzik bile değişiyor ya. T-Rex'i en son kullanacağım ya. Hemen kullanmayacağım. Böyle birazcık ben de uzaktan mücadele edeyim. Aa,
Kanka yetiş. Şu benim ufak dinozor çabuk ölüyor ya. Kanka yetiş. Direksi kullanmadım, sabrettim. Eminim daha güçlüleri gelecektir bölümün sonuna doğru, onlar da kullanacağım. Nice. Kullan abi Drex'i. Bak nasıl kaçıştırıyorlar etrafa. O üzerime üzerime geliyor bir de. Drex yetiş oğlum. Bunlar baya zorlayacak beni anlaşılan. Şu diğer dinozor da san. Dinozorlarıma bak be. Abi hiç aklıma dinozorları bildiğin yetenek olarak kullanmak gelmezdi. Oyunu kim düşündüyse mükemmel düşünmüş. Son kalanları da öldürelim. Uyuşturucu silahımla. Arabaya binip kaçacağız mı? Bir görevi daha mı tamamladık yoksa? Tamamladık. Şu an zorla beni reklam izletmeye mi yönlendiriyor bu? Neyse, az çok oyunu size anlattım. Gerçekten eğlenceli bir oyun olduğunu da gördük. Şimdi oyun hakkındaki görüşlerimi hemen kısaca söyleyeceğim dostlar. Bence oyun güzel. Özellikle dinozorları yetenek olarak kullanmak benim hoşuma gitti. Grafikler oldukça tatlı. Atmosfer, müzikler. Dinozorları seven birisi için mükemmel. Dinozorları sevmiyorsan, bu tarz filmleri seviyorsan bile oynanabilir. Benim oyuna puanım 10 üzerinden 7. Tam sürüm olunca bu puanı güncelleyeceğim tabii ki. Siz çok isterseniz yeni bir gameplay videosu da hazırlarım. 10 üzerinden 7 vermemin sebebi de ufak tefek hataların olması. Ama bu beta puanı unutmayın. Ve bir de birazcık pay to win olacak gibi duruyor. VIP sisteminin olması ve para yatıranların daha hızlı gelişimi, hatta daha güçlü olması söz konusu gibi duruyor dostlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.